Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Gerçek Kripto'cu kanalının bu videosunda yeni bir proje ve ön satıştan bahsedeceğim, tüm detayları sizlerle paylaşacağım. Öncelikle bu video sponsor oldukları için kendilerine teşekkür ediyorum ve videoya başlıyorum. Şimdi, Wall Finance yeni bir proje ve gerçek hayatta kazanç üreten, kazanç getiren işlerle beraber destekleniyor. Yani arkasında gerçekten kazanç üreten işler varmış ve öncü bir DeFi platformu olmayı hedefliyorlarmış. Ek olarak projenin airdropu da oldu. Hak kazanıp kazanmadığınıza buradan bakabilirsiniz. Tabii ki daha önce kullanmadıysanız hak kazanmadınız arkadaşlar. Dileyenler cüzdan bağlayarak bakabilir. Ama Vault Finance'e herhangi bir işleminiz yoksa burayı atlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Vault Finance'den bahsetmeden önce şöyle bir detay vermek istiyorum. Takım tamamen belirgin yani gizli falan değil üyeleri ve takımın önceki proje ön satışı 19 dakikada soldağıt olduğu yani tamamen satıldı token'lar ve 20x yaptı. Bunu belirtmek istiyorum. Bunun dışında tabii ki bu projede öyle yapabilir. Geçmişte böyle bir veri var. Elbette herkes kendi riski dahilinde yine işlemler yapmalı. Takım böyle bir geçmişe sahip. Tamamen dokslandılar. Yani kim oldukları biliniyor. Hem Web2'de hem Web3 tarafında yine kayıtları mevcut. Bunun dışında arkadaşlar şöyle aşağıya indiğimizde şurada denetim partnerlerini görebiliyoruz. Hem Packshild hem de Certik tarafından kontratlar denetime tabi tutuldu ve denetimden geçtiler. Yani iki tane ayrı denetim raporuna sahip ve bu proje arkadaşlar AV gibi bir DeFi projesi. Yani eğer ki yeterince TVL çekebilirse token'ı da değerlenecektir. Hemen projenin özelliklerine yukarıdan bakalım. Şöyle arkasında Gerçek anlamda kazanç üreten işletmeler olduğundan bahsetmiştik. DeFi 3.0'da önce olduğundan ve ek olarak sürdürülebilir bir şekilde dizayn edildi. Şöyle çoklu yieldlara sahip, çoklu volt sistemine, volt ekosistemine sahip. Yani kendi varlıklarımızı çeşitli yerlerde gelip kilitleyebiliyoruz ve kazanç elde edebiliyoruz arkadaşlar. Tamamen şeffaf bir şekilde yine süreç gözler önüne seriliyor arkadaşlar. Peki şimdi geldik ön satışına. Normal şartlarda Vault Finance'in web sitesi üzerinden ön satış gerçekleşecekti. Fakat sitelerine bir yoğunluk geldi, bir DDoS saldırısı yapıldı ve onlar da Twitter'dan bunu duyurdu. Şöyle aşağıya indiğimiz vakitte ön satışın aktif olduklarından bahsediyorlar ve normalde web siteden alınacakken tokenler direkt olarak arkadaşlar kontrata para göndererek olacak. Hemen bunu da söylemek istiyorum. Ethereum işlemler yapılacak yani ön satışa katılmak istiyorsanız Ethereum anından USDC veya USDT tokenlerini bu adrese göndermeniz gerekiyor. Bu adres minimum 80 dolar maksimum 10.000 dolara kadar fon alabiliyor. O yüzden arkadaşlar ön satışa katılmak istiyorsanız minimum 80 dolarla katılım sağlayabiliyorsunuz. Ve hard cap yani ön satışın biteceği vakit 1.2 milyon dolar. Proje 1.2 milyon dolar toplarsa ön satış sona erecek. Ve 1.2 milyon dolardan sonra da ekstra fonlar gönderilmeye devam edilirse hepsi yani sonradan gönderilenlerin hepsi iade edilecek. Böyle arkadaşlar ilk gelen tokenları alır şeklinde yani kim ilk bu adrese para atarsa tokenları o şekilde ilk alacak. Böyle bir temele dayan arkadaşlar. Tüm tokenlar satıldığında veya 7 Haziran'da şu saatte ön satış kapanacak. Yani illa tüm tokenların satılmasına da gerek yok. Haberiniz olsun. Dahil olmak isteyenler bu adrese MetaMask'ten Ethereum'dan USDT veya USDT atabilir. Attıktan sonra tokenlar adresinize gönderilecek. Bu şekilde bir ön satış yöntemi seçmişler. Haberiniz olsun. Katılmak isteyenler yine tüm detayları aşağıya bırakıyorum. Katılabilir. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.